Evet, selamünaleyküm ya Allah, bismillah. Neredeyiz? Ekmek teknemizdeyiz. Neredeyiz? Hazırlıklar başlıyor. Yarın Türkmen pide olarak kapılarımızı, müşterilerimizi açıyoruz. Gelin bakalım neler oluyor, neler oluyor. Ya Allah, bismillah. Bugünleri gösteren Rabbime şükürler olsun. Artık yarın saat 11'den itibaren başlayacağız inşallah. Kolay gelsin aşkın. Hayırdır, ne bu hazırlık? Hummalı bir hazırlık var Türkmen pide'de. 8 Haziran hazırlığı. Süpersin ya. Süpersin. Hazır mısın? Artık gelsinler mi? Gelsinler değil mi? Ağırlayacağız onları değil mi? Oo, ellerine sağlık, harika yapmışsın. Şöyle geçelim. Evet. Bahçemiz burada çok 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 güzel oldu. İnşallah sizleri buralarda ağırlayacağız. Yavaş yavaş masalarımızı kuruyoruz. Tabii ki az. Oo, kolay gelsin Mustafa Bey, kolay gelsin. Kolay mı? Kolay ne var hayatta? Kolay değil mi? Kolay bir şey var mı? Bana söyler misin? Hı hı. Evet. Bu hazırlık ne? Bu hummalı hazırlık ne? Artık yaz geldi, korona bitti. Bitti mi diyorsun? Bitti. Hı. Yavaş yavaş hazırlıyor muyuz? Yarına bitecek inşallah. Masalarımız. Sandalyelerimiz burada. Bu ya. Elhamdülillah. Çok çok güzel bir duygu. Evet. 3,5 ay önce. Ne zaman paketlemiştik biz bunları? Yazın, kışa girmeden değil mi? Eylül, Ekim'de paketlemiştik. Ve şimdi açıyoruz iş. Hadi bakalım. Fıskiyemiz çalışıyor mu? Dur deneyeyim, merak ettim şimdi. Bakalım fıskiyemiz çalışıyor mu? Maalesef açık büfe kahvaltıya başlayamıyoruz. Onu söyleyeyim. Açık büfe kahvaltıya başlayamıyoruz. Korona sebebinden dolayı açık büfeye izin vermediler. Sadece masalara gidilecek. Masalarda servis yapacağız inşallah. Buralarımız da yavaş yavaş hazırlanıyor. Ekmek teknemiz Allah'ın izniyle yarın sizlerle buluşacak. İçimizde bir heyecan, içimizde bir kıpırtı. Yani 3,5 aydır bu sandalyeleri böyle görmekten gerçekten gına geldi. Yarın akşam direkt 30 kişilik rezervasyonumuz var. Tabii ki 10 kişi diye ayrılacak. Karar öyle. 10'ar kişilik gruplar alıyoruz değil mi Mustafa Bey? En fazla bir masaya ancak 10 kişi oturabiliyoruz. Aha, bu bizim aldığımız bir karar değil. Bu devletin aldığı bir karar. Ve bakın ya işte bu ya. Türkmen pide is back. Türkmen pide geri geldi. Bu arada neler oldu bakın. Güllerimiz açtı. Sizleri güllerimizle karşılayacağız. Güllerimiz büyüdü. Bu Sümeyra'mın kirazı. Bunda kiraz kalmamış Mustafa. Kirazları kuşlar yemiş ya. Bu Yusra'mın armudu. Armutlarımız da çok. İnşallah müşterilerimiz sizlere de ikram edeceğiz. Bu benim gülüm. Elmalarımızda da var.
Çok güzeller ya. O tepede bayağı var. Evet, zaten en önemlisi fıskiye değil mi Hasan kardeş? Hasan kardeş, gerçekten özledik. Bak, gerçekten özledik. Buyurun gelin, bekleriz inşallah. Ve bu babacığımın gülü. Mustafa, bunu biraz sonra bağlayalım mı? Gül bayağı bir şey olmuş. Çok güzel olmuş. Cennet bahçesi gibi oldu ya. Senin eriklerin dökülmüş. Aramızda, aha, bir tane daha döküldü. Ay. Aramıza kalsa Mustafa Bey bunları yanlış ilaç açtı, attı. Aham da böyle bu şekil. En son eriği de ben döktüm. İşte herkes bildiği işi yapacak kardeşim. Pideciysek pidecisini yapacaksın. Ne anlarız biz? Bahçeyi böcekten arıtmaktan. Yarın. Bunlardan bana keser misin? Yarın girişimize koyalım Mustafa, babamın güllerinden. Bir demet yapayım. Yine Mustafa abime. Bak Hasan kardeş ne diyor Mustafa? Yine Mustafa abimi çalıştırıyorsun, sen lak lak ediyorsun diyor. Doğru mu diyor? Çok güzel. Bu arada. Gelin bakın. Yarın bir de Betül abla butik. Mescidi butik yaptım. Şöyle mescidimiz. Bunları biliyorsunuz, Mustafa Bey'in dekorasyonları bunlar. Mescidimizi butik yaptım. Ünlü bir, burası erkeklerin mescidi biliyorsunuz. Elhamdülillah. Şöyle burada mescidimiz var, mescidimiz de hazır. Kıblemiz o taraf. Bayanlar mescidini butiğe çevirdim. Niçin mi? Ünlü bir butik sahibi dedi ki, Betül abla, elimde dedi bir sürü kıyafetim var. Bunları, bakın şunların güzelliğine. Bunları sat. Sattıktan sonra parasını yetimlerine bağışla dedi. Onun adına kendisi gizli kalmak istedi. Abiyelerim var. Şunların rengine bak. Büyük bedenlerim de var hanımlar. Bakın şöyle, büyük bedenlerim de var. Bu şekil. Yazdıklarım var. Şöyle bitik kareli. Şöyle asker modelim de var. Yani Türkmen pidede butik açacağım hiç aklıma gelmezdi. Şu da çok güzel, bakın hanımlar. Bu da çok hoş. Sonra bakın nelerim var. Kısalardan da var böyle. Hani sakın sanmayın ki eski modeller, yok, eski modeller değil. Beyaz. Bunların fiyatı mı? Bunların fiyatını siz yüreğinizden ne geçerse onu veriyorsunuz. 5 euro, 10 euro. Şu şekil. Uzunları da var. Sonra bakın kışlık ceketlerim var, mantolarım. Şuna bayıldım. Yalnız bana dar geldi. Çok hoşuma gitmişti. Böyleleri var. Şu elbiseyi de çok beğendim. Durun şöyle göstereyim. O da dar geldi. Şu elbise favorim halbuki. Çok severim işlemeleri. Baksanıza şunun koluna. Çok güzel bir elbise. Tam yazdık. Keten. Tam benlik ama maalesef korona pek de iyi gelmedi. Mutfaktan çıkamayınca bu şekil oldu. Şöyle. Yani yarın inşallah. Şöyle durun bakayım. Ah.
abdesthanemiz için hazır. Evet, ne diyoruz? Ayrıntılar detaylarda gizlidir diyoruz. Hepinizi yarın ekmek teknemize bekliyoruz. Bizler yavaş yavaş hazırlanıyoruz. En güzeli de burası ya. Yani bereketle açacağız. Yarın burada bir tane bile kıyafet satarsak bu kıyafetimiz yetimlerimize gidecek. Hem ekmek teknemizin açılışı hem yetimlerimize gelecek olan 5 euro 10 euro. İşte budur. Daha ne isteyebiliriz ki? Daha ne isteyebiliriz ki? Rahmetli babacığım, biz bu mekanı aldığımızda demişti ki, kızım ben sana öyle bir dua edeceğim ki bu mekandan sadece hayırlı müşteriler değil, hayırlar da, sadakatlar da, sadaka-i cariyeler de geçecek demişti. İşte şimdi anlıyorum babacığımın ne demek istediğini. Gerçekten biz sadece burada ekmek teknemizde kendi rızkımızı kazanmıyoruz. Burada hem elemanlarımızın rızkını hem de yetimlerimizin rızkını da kazanıyoruz. Evet, nasıl gidiyor Mustafa Bey? İyi olacak inşallah. Ustanın biri sökmüş bunu da. Ustanın biri sökmüş. Ustanın biri taroları varasıya kadar mı sökmüş? Biliyor musun? Olmayacak yerleri sökmüş ustanın biri. Aha ustanın biri, aha ustanın biri. Ne geldiyse başımıza o ustanın birinden geldi, biliyorsun değil mi? Allah herkesin gönlüne göre versin, veriyor da Mustafa Bey. Biz önümüze bakalım. Biz önümüze bakalım. Kolay gelsin Şirin Usta. Hazır mısın yarına? Bir de Fatma'ya bakalım. Arkada hazırlıklarımız nasıl? Arkadaki elemanım. Buralar gerçekten balta girmemiş orman gibi oldu, görüyorsunuz. Temizledik, hazırladık. Her şeyimiz misler gibi. Ben şu arkaya ahududu dikmiştim. Merak ettim ne durumda. Ahududu. Aa, olmuş. Gerçekten ne olmuş? Oradaki de olmuş. Yaban mersi ne diyorlar buna bilmiyorum ki. Ahududu mu neyin nesi? Anlamam pek o kadar şeyden. Ama olmuş. Evet. Rızkı gönderen Rabbim, bizler yolunda bulunalım. Hazırlıklarımız tam gaz başlıyor. Bugün de gelebilirsiniz. Yalnız paket biliyorsunuz. Zeytinin bile, ay zeytinin bile coşmuş. Merhaba, saat kaçtan kaça kadar açıksınız acaba diyor Ebru Hanım. 11'den akşam 11'e kadar açığız Ebru Hanım. Yarın bekleriz inşallah. Bugün de öyle, bugün de 11'e kadar açığız. Elemanlara bir yorgunluk kahvesi yapayım bence. Çaydanlığı ne zaman şey yapıyoruz arkadaşlar? Çaylarımızı. Yarın çaylarımızı demleriz değil mi? Ay. Nasıl çay yasak? Ya çay yasak olur mu ya? Çaysız dükkan olur mu? 1,5 metre mesafeyle şey yaparız. Etmeleme çayı. Çaysız olmaz. Biz Türkler onun bir çaresini buluruz. Fatma Hanım, Fatma Hanım kolay gelsin. Ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Oo, bir sürü paketimiz var biraz sonraya. Ocağımızı yaktık. Evet, yarın görüşmek dileğiyle diyoruz. Rızkı gönderen Rabbim diyoruz. Helal yoldan rızkının peşinde koşan herkese ne diyoruz Fatma Hanım? Helal olsun mu? Helal olsun. Hayırlı günler olsun.